Devletleri ve İngiltere bu hususta devamlı beraber hareket ediyorlar. Biliyorsunuz Orta Doğu'yu şekillendiren asıl anlaşma Sykes-Picot anlaşmasıdır. Sykes-Picot bir Fransız ve bir İngiliz diplomatının soyadları, işte Sykes ve Picot diye iki kişi. Bunların çizdiği bir harita ve İngilizler şekillendirmiştir Orta Doğu haritasını. Ve İngilizler o gün Osmanlı Devleti'ne karşı kimi ayaklandırdılarsa, işte Suudi Arabistan'da Suud ailesi, Kuveyt'te El Sabah ailesi, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde işte bu El Temim vesaire kimse, halen hepsi iktidarda da durmaya devam ediyor bakın. Bu da işin başka bir boyutu. Dolayısıyla bunlar beraber hareket ediyorlar. İşte Cebeli Tarık boğazında bir gemiye el koydular ve bu geminin işte Suriye'ye gittiği, Suriye'ye gittiğinden bahisle bunlara el koydular. Tabii İran şu an kararlı bir duruş sergiliyor ve ne yaptı? O da Hürmüz Boğazı'ndaki bir İngiliz tankerine kurallara uymadığı, deniz trafiğini efendim tehlikeye soktuğu gerekçesiyle el koydu. Burada İran şunu görüyor. Bana diyor bir saldırı yapılacak diyor. Şu an İran Evet. savaşa girmiş durumda aslında. Farklı senaryolar için hazırız mesajını sürekli Ya İran aktarıyor. kendisine bir saldırı yapılacağından emin gibi davranıyor. Diyor Evet. ki bana bunlar bir saldırı yapacaklar. Saldıracaklar. Bari diyor, hani bunlar beni dövmeye karar vermişler. O halde ben de ilk yumruğu ben atayım diye istiyor şu anda. Ve ilk yumruğu attı aslında. Nerede attı? Bir Amerikan İHA'sını düşürdü. Sonra Amerika Birleşik Devletleri bir İran İHA'sı düşürdüğünü ilan etti. Fakat İran bunun bir komedi olduğunu, Amerika'nın bir İHA düşürmediğini ve Amerika'nın düşürdüğünü iddia etti. İHA'yı da göstermiş oldu. Gösterdi yani basında. Şimdi bu şu anda Arap medyasının en önemli konusu şu anda bu. Hürmüz Boğazı. Şu anda Hürmüz Boğazı ile yatıp Hürmüz Boğazı ile kalkıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var tabii bütün bunları izlerken. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri üsler kurdu değil mi? İşte Doha, Katar'ın başkentinde en büyük üssü var. İran'ın hemen karşısında. Suudi Arabistan'da büyük üsleri var. Kuveyt'te üssü var. Efendim deniz üsleri var, kara üsleri var. Şimdi şöyle de bir durum oluştu esasında. Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri bu üsleri İran'a karşı kurarken, yani orada kurarken şöyle de bir durum olmuş oldu. Amerika esasında İran'a vurabileceği hedefleri de göstermiş oldu. Yani evet siz üs kuruyorsunuz fakat o üsler aynı zamanda vurulabilecek aynı zamanda bir de hedeflerdir. Yani eğer işte İran-Irak Savaşı'nı düşünün. Eğer İran-Irak Savaşı sırasında bu üsler olsaydı İran bu üsleri vurmayacak mıydı? Vuracaktı. Fakat o dönemde İran'ın vurabileceği Amerikan hedefi yoktu. Yani İran'ın ne böyle bir gücü vardı ne de böyle bir füzeleri. Fakat şu Evet. anda Amerika Birleşik Devletleri İran'ın vurabileceği hedefler oluşturdu. Evet. Dolayısıyla bu üsler Amerika için hem bir harekat merkezi hem de Amerika'yı kilitleyen merkezler haline geldi. Yani şu anda Amerika'nın İran'ı vuramamasının temel sebebi oradaki İran'ın yani İran'ın karşısında bulunan, İran'a çok yakın olan Amerikan üsleridir aynı zamanda. Çünkü orası aynı zamanda bir tehdit merkezi olmakla beraber aynı zamanda vurulabilecek bir hedef mahiyetini de arz ettiği için şu an Amerika Birleşik Devletleri çok rahat bir pozisyonda değil ve rahatlıkla İran'ı vuramıyor. Şu İran açıkladı dedi ki ben dedi bana saldırı olduğu anda Doha'yı vuracağım dedi, Abu Evet. Dhabi'yi vuracağım dedi. 8-10 tane hedef belirledi. Deniz üslerine hedef gösterdi. Bu açıklamalardan hemen sonra Birleşik Arap Emirlikleri kuvvetlerini Yemen'den çekti. Bakın Yemen olayı başka bir meseledir. Bakın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan her ay, bakın her ay dikkatinizi çekerim, Yemen'e 6 milyar dolarlık harcama yapıyorlardı, askeri harcama her ay. Birleşik Arap Emirlikleri artık bu maliyeti karşılayamayacağını öne sürerek Suudi Arabistan'ı yalnız bıraktı. Ama bu yalnız bırakmasının altında yatan neden bu değil. Altında yatan neden şu. Amerika ve İran arasında gerçekleşecek bir savaşta Birleşik Arap Emirlikleri hedef olmak istemediği için kuvvetlerini oradan çekti. Yani şimdi bu enteresan bir yöne doğru evrildi. Şimdi bu savaş, efendim savaş matematik, savaşın matematiği yok. Aynen öyle. Yani siz şunu hesaplıyorsunuz. Ben buraya şu kadar asker yağarım, bu kadar üs kurarım. Efendim şu kadar efendim kuvvet yağarsam karşımdakini sindiririm diye Evet. Evet. düşündüğünüz noktada karşınızdaki de iyi ne güzel karşımda vurabileceği hedefleri getirdi diye
de düşünebilir. O düşündüğü noktada sizin o üstleriniz ve harcamalarınız ve askeri yatırımlarınız sizin için efendim aslında sizin ayağınızı, elinizi, kolunuzu bağlayan şeyler olur. Evet. Faktörler olur. Şimdi İran o coğrafyada duruyor. Hani biz İran'ı çok büyüttüğümüzden değil, yanlış anlamayın. Fakat o coğrafyada duruyor. Orada üstler ise geçici. Neticede yarın bir gün Amerika o üstleri kapattım deyip kapatabilir. Fakat İran devleti devleti kapatmaz.